Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese çok güzel bir akşam diliyorum tekrar. Şimdi başlıklarımızı hızlı bir şekilde sıralayacağız. Sizi çok fazla tutmadan böyle bayağı detay bilgiye giriyoruz. Çünkü Karadeniz bayağı bir hareketli. Karadeniz kuvvetli sistemler fırlatıyor. Organize olmaya başladı. Döndükçe Marmara'ya, Marmara'nın Karadeniz kıyılarına yakın alana sistemler fırlatıyor. Bunun ne anlama geldiğini konuşacağız. İkinci başlığımız Eylül. Eylül ayında da muhtemelen aynı sistemlere devam edeceğiz. Arada şöyle bir mola olacak. Yağışlar bir kesilecek. Sonra ayın ikinci yarısında bir daha başlıyor. Üçüncü başlığımız simülasyonlar. Karadeniz'deki durumu çok net bir şekilde bize gösteriyor. Yani Batı Karadeniz'de sistemlerin nasıl oluşup bize doğru döndüğünü çok net bir şekilde gösteriyor. Buraya göz atacağız ve diyagramlarımız önümüzdeki 4 güne dikkat diyor. Marmara'ya dikkat diyor, Batı Karadeniz'e dikkat diyor, İç Ege'ye dikkat diyor, İç Anadolu bölgesine dikkat diyor. Arada İç Ege'de, İç Anadolu'da mola veriyor ama ara ara sağanak yağışlar gelebilecek. Hepsinin detayına başlıyoruz. Haydi. Tropikal benzeri depresyon. Teknik adı bu. Tropikal benzeri, yani benzediği için bu isim verilmiş ama literatürde de bu şekilde geçiyor. Tropik bölgede değiliz. Hatta Karadeniz subtropikal bölgede bile kalmıyor. Dolayısıyla tropikal bir alanda olmayan ama tropikal bölgelerde oluşan sistemlere verilen teknik bir ad bu. Şimdi bu sistem mükemmel bir Medicaid'e dönüşecek mi? Yani Medicaid dediğimizde işte o hurricane'in, işte tayfunların, kasırga Asya'da, Güneydoğu Asya'da gördüğümüz kasırgaların en başlangıç hali ve bir tık üzerine çıkması. Yani kategori 1-1.5'a çıkabilir. Tarihte 2'ye çıktığı görülmüş ama daha ötesi şu anda yok. Ama o 1.5'luk, kategori 1.5 ya da 1 bile ortalığı yıkıp devirmek için yeterli. Şu anda bu seviyeye çıkabilecek gibi görünmüyor. Ama organize oluyor, organize olamıyor diye bahsediyorduk ve organize olmaya başladı. Önümüzdeki günlerde olacak diyorduk. İşte olmaya başladı ve bir tropikal benzeri depresyon haline gelmeye başladı. Yani bir organize sistem halinde hareket ediyor ve dönüşü itibariyle de sistem fırlatıyor Marmara'ya doğru. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde parça parça o gök gürültülü, kuvvetli, yıldırımlı, şimşekli, dolu ihtiva eden yağışları alabileceğiz. Bunun detayını göreceğiz. Şimdilik başlangıçtaki bilgimiz bu. Hemen istiyorsanız başlayalım. NOAA ne diyor? Amerika'nın Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi. Eylül için, hani Eylül'de de bu durum söz konusu olabilecek mi? Evet, ortalamayı yine 2 derece, hatta 2,5 derece kadar normalin üzerinde gösteriyor. Anomali haritası bize, ama bizim 100 günlük diyagramlarımızda dip yapan alanları da göreceğiz. Daha detaya gireceğiz biraz sonra. NOAA bize ayrıca yağış durumundan da bahsediyor. Yağışı da ortalamanın biraz üzerine çıkartmış durumda. Bu da bizi biraz tedirgin ediyor açıkçası. Yine 100 günlük diyagramlarımızda buraya da işaret edeceğiz beraberce. Yani önümüzdeki birkaç aya uzanacağız. Ama öncelikle Eylül ayına bakacağız. Çünkü Eylül ayı deniz suyu sıcaklıklarının yazın çıkışındaki en tavan zamanında gelen sistemleri karşılıyor. İşte bu Karadeniz'de bugünlerde gördüğümüz sistemleri maalesef oluşturuyor. İstiyorsanız hemen simülasyonlarımıza geçelim. Bakın o Karadeniz'deki hareketi görelim. Evet, basınç simülasyonumuzla başladık. Atlantik üzerinde yine küçük bir yüksek, ortalama bir alçak basınç var. Ama İskandinav Yarımadası çevrelerinde oluşan bir diğer yüksek basınç o sistemin, Atlantik'te oluşan sistemin girişine izin vermiyor. Bizde de basa sıcakları yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Ama Doğu Akdeniz'e, Güneydoğu'yu ısıtmaya devam ediyor. Fakat gelen sistemler de yağış oluşturabiliyor. Bakın o Karadeniz'deki hareketi görüyor musunuz? Avrupa'da ciddi bir yağış yok. Yeni sistem girişleri yok ama yaklaşıyor. O alçak basınçla beraber bakın Batı Karadeniz'de işte o bahsettiğimiz sistem bu. Dönüp dolaşıp kıyıya böyle sistemler fırlatıyor. Ufak ufak. Kendisi giriş yapmıyor. İyi ki giriş yapmıyor. Çünkü bu ciddi bir sıkıntılı tabloyu ortaya çıkartır. Yani bayağı yıkar döker. Hele İstanbul gibi bir megapolü. Her yere yapar ama bu kadar insanın yaşadığı bir alanda. Şimdi sıcaklığa da baktığımızda işte Basra sıcaklarının hemen Türkiye'ye döndük. Basra sıcaklarının şöyle hafiften halen sokulmaya devam ettiği, iç bölgeleri bayağı bir ısıttığını ama Marmara, Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege'nin bu alanın biraz dışında kaldığını, aynı stabil sıcaklığını koruyup hatta kademe kademe aşağı indiğini görüyoruz. Şimdi hemen geçelim. Yağış durumuna nereye dikkati çekeceğimizi hemen size aktaralım. Yağış durumuyla başlıyoruz. Bakın o Karadeniz'deki sistemi gördük. Burada isterseniz bir daha görmeye gerek yok. Vaktinizi çok fazla almayalım. Burada fırtınayla birleştireceğiz. Örneğin şöyle Üsküdar'ı alalım. Üsküdar'ın üzerine bir de fırtınayı bindirelim.
dedim. İşte o zaten çok miktarda olmayan yağışı kuvvetli sağanaklara döndüren bu hareket. Bakın görüyor musunuz? Tavanda gidiyor fırtına. Ne kadar? Havada kuvvetli thunderstorm oranını %20'lerin üzerinde gösteriyor. Ve bu durum önümüzdeki 3 gün, hatta ardına gel, modelimiz bu kadar gösteriyor. Daha ileriki tarihlerde de var. Biz özellikle ne zamana dikkat çekiyoruz İstanbul'da? Cuma gecesi ve cumartesi sabahı aralığı. Hatta cumartesi öğle saatlerine kadar olan aralığa dikkat. Cumartesi gece bir kuvvetli sağanak daha var. Sonra zayıflıyor. Pazar gece ve pazartesi. Zaten burada modelimiz yağışın miktarını yaklaşık 15 kilogramın üzerine çıkarmış. Bunun üzerine kuvvetli konvektivite, deniz etkisi eklendiğinde yine su baskını, sel riski doğurabilir. Buraya bir dikkat çekiyoruz fırtınayla beraber. Geldik başkent çevrelerine. Başkentte kesintilerde, burada da gök gürültülü sağanak yağışlar var. Kısa süreli, bölgesel. İstanbul'da birçok kişi yazmış zaten, ben yağış görmedim, ben yağış görmedim diye. Evet, her yerde değil. Tipik yaz tipi, böyle yaz çıkışı yağışları bunlar. Gök gürültülü sağanaklar bölgesel indiriyor ve kısa sürede ömrünü tamamlıyor. Önümüzdeki 4-5 günlük dönemde başkentte bu yağışlardan alabilecek. İzmir'de kayder bir yağış yok. Pazartesi için kısa süreli yağış geçişleri gösteriyor. Çoğunlukla parçalı bulutlu devam edecek. Bursa dolaylarına geldik. O pazar öğleden sonra ve pazartesi aralığındaki yağışı görüyorsunuz. Yaklaşık Bursa'da 20 kilogramın üzerine çıkıyor. Kısa sürede yere indirdiğinde bu su baskını, sel riski demek. Güneye geldikçe bu yağışlar tabii ki daha da azalıyor. Hatta kayboluyor. Bakın Bodrum çevreleri, Antalya dolayları aralıklarla alabilecek yağışları. Adana'da da yine yağış görüyoruz. Ara ara böyle. Yarın da var. Cuma, cumartesi, pazar. Kesintilerde gök gürültülü sağanak yağışlar görebilecek. Tabii Güneydoğu halen Basra Körfezi'nden gelen sıcağın ve kuru havanın etkisinde olduğu için çok yağışı yok. Malatya dolaylarında yok. Çünkü kuru hava hemen Doğu Anadolu'ya yükseliyor. Bakın geldik Karadeniz'e. Trabzon dolaylarında sıkı sağanaklar var. Bakın Doğu Karadeniz ayrı, Batı Karadeniz ayrı sistemler alıyor. Batı Karadeniz'de sistem daha çok deniz üzerinde ama Doğu Karadeniz'de daha zayıf ama karaya daha fazla ulaşıyor. Yarın için, bu gece ve yarın için 25 kilogram gibi bir yağış görünüyor. Yalnızca Trabzon çevrelerinde değil, Artvin'de kesintilerle yağışlar görecek ama Rize, Trabzon dolayları biraz daha etkin, bu yağışlı alan içerisinde kalıyor. Samsun, Ordu, Giresun. Samsun kısmen ama Samsun kısa süreli sağanaklardan ama Ordu, Giresun biraz daha kuvvetli yağışlardan alabilecek. Şimdi rüzgarlarımız bu sistemlerle beraber yağışın kuvvetlendiği anda kuvvetleniyor. Onun dışında orta kuvvete inmeye başlıyor. Marmara'da böyle, Ege'de böyle, Batı Karadeniz'de böyle, İç Ege'de böyle, İç Anadolu'da böyle. Hemen bir de sıcaklıklarımıza bakalım ve vedalaşalım. Bakın sıcaklık eğrisi önümüzdeki günlerde, örneğin nereye gidelim? İşte İstanbul merkezlerim, şu pazar gece ve pazartesi günkü o kuvvetli sağanakla beraber sıcaklık biraz daha aşağı inip 25 derecelere gelecek gündüz. Ama bu hafta sonunda beklediğimiz sıcaklıklar 26-27 dereceler civarında. İstanbul'da çok ciddi bir sıcaklık dalgalanışı yok. Zaten bu Karadeniz'deki sistemin bir Medicane'e dönüşmemesindeki neden de kuvvetli bir alçak basıncın olmaması. Alçak basıncın olmaması kuvvetli rüzgarın oluşmamasını sağlıyor. Bu da bizim için gerçekten hani o sistemin büyüklüğü itibariyle kategori 1 seviyesi bile ciddi bir seviye. Baktığımızda iyi ki de oluşmuyor. Başkent'te 27-28 dereceler var. İzmir'de nereye gidelim? Konağa gidelim yine. 31-32 dereceler var. Hissedilenler 35'lerde. Bodrum ne durumda? Yağışı yok dedik. Sıcaklığı da yaz kıvamında devam ediyor. Hissedilen değerler 35'lere yaklaşıyor. Gerçek değerde 30 derecelerde. Antalya bakın 31-32'lerde hissedilenler 40'a dayanıyor. 39-80 kaçtı? 3'tü galiba. Adana'ya geldik. Yine 40'ın üzerinde hissediliyor. 35 derece gerçek sıcaklık. Gaziantep. Hissedilen değerleri çok fazla değişmiyor. 1-2 derece oynuyor. 32-33 dereceler var. Nereye gidelim? Erzurum'a gidelim. Sıcaklık 25 derecelerde. Karadeniz'de Samsun'a geldik. Samsun'da hava sıcaklığı 25 derece ama hissedilen 32 dereceyi buluyor. Artvin dolaylarında da 25-26 derecelerle 30 dereceye dayanmış hissedilen değerler var. Anlatacak böyle. Kendinize çok dikkat edin diyoruz. Biraz dikkat bugünlerde. Su baskını riskli yağışlarımız var. Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ağırlıklı olmak üzere. Lütfen ağaç altlarına bugünlerde sığınmayın hatırlatmasını yapıyoruz. Kanalımıza lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın. Bir de şöyle dokunun. Birbirimize sevgimizi iletelim. Kalpliyin olun. Kendinize çok dikkat edin. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler olun. Hoşçakalın.